Evet çocuklar, hatırlarsanız en son parçamızın sorularında kalmıştık Türkçe'de. İbrahim Korkut mikrofonunu kapatır mısın? Hasan mikrofonunu kapatır mısın? Tek tek söylemeyelim. Tamam. Evet, parçamızın sorularında kalmıştık çocuklar. Yani sayfa 121'i açalım. Türkçe'de sayfa 121'i açalım. Parçamızın soruları. Şu an ekranınızda görüyorsunuz. Hemen bu soruları hızlıca cevaplandıracağız. Zaten dün konuşmuştuk. Sayfa 121. Türkçe kitabı sayfa 121. Evet, soruları cevaplandırmaya başlıyoruz. Parçamızı zaten biliyoruz çocuklar. Dün okumuştuk hatırlarsanız. Zaten bu sayfa ödevdi, yapmanız lazımdı. Zaten bir soruların cevaplarını konuştuk biz. Bu parçamız vardı ya, küçük resimler parçası 117-118'de okuduk da. Şimdi hızlıca soruları cevaplandırıp geçelim. Sayfa 121'deyiz. Evet, birinci soruya bakalım. Yazar neden resim çizmeye karar vermiş? Kim söyleyecek? Parmak kaldırıp da söyleyebiliriz. Mesaj da yazabiliriz. Yazar neden resim çizmeye karar vermiş? İbrahim Karaoğlan. Yazı yazmak içinden gelmediği için. Yazı yazmak içinden gelmediği için resim çizmeye karar verdi. Evet, tamam. Mikrofonunu kapatabilirsin. Hatice. O gün içinden yazı yazmak gelmediği için. Yazı yazmak gelmediği için. Abi. Yazar yazı yazmak gelmediği için yazı yazmayı bırakmış. Evet, tamam. Zerrin söylesin. Mesaj da yazabiliriz. Zerrin söylesin. Öğretmenim, hangi soru? Birinci sorudayız. İlk soru. Bugün yazarın içinden Yazı yazmak gelmediği için resim yapmaya, resim çizmeye karar vermiş değil mi? Başka söylemek isteyen, mesaj göndermek isteyen mesaj da yazabiliriz. Sarp. yazar yazdı yazmak gelmiyor içinden. Evet. İbrahim Korkut da aynısını yazdı. Yazı yazmak içinden gelmiyor. Evet. Bulamayanlar cevabı yazabilir. Yazıyorum şu anda ekrandaki sorunun altına yazıyorum. Bulamayanlar ekrandan geçirebilir veya yanlış yapanlar düzeltebilir. Yazarın içinde yazı yazmak gelmediği için resim evet çocuklar, bir sorunun cevabını yazdım. Bulamayan bu şekilde yazsın. Cennet de aynı cevabı yazdı. Yazı yazmak gelmediği için resim yapmak istiyordu. Evet, ben de yazdım ki yazarın içinden yazı yazmak gelmediği için resim çizmeye karar vermiş. Birinci sorunun cevabını bulamayanlar ekrandan geçirebilir. Evet, geldik ikinci soruya çocuklar. Yazar yağmur yağması için ne çizmiş? Kim söyleyecek yağmur yağması için ne çizmiş arkadaşına?
Mesaj da yazabiliriz, parmak da kaldırabiliriz. Zevri. Bulutları çizmiş. Bulutları çizmiş. Sayfa 121'deyiz. İbrahim Karaoğlan. Bulut. Bulut. Hatice. Yazar yağmur yağması için bulut çizmiş. Bulut çizmiş. Tamam, güzel. İbrahim Korkut da bulut çizmiş yazdı. Başka cevap vermek isteyen. Cennette bulut çizmiş dedi. Evet, derse katılalım çocuklar. Yazar ne çizmiş diye soruyor yağmur yağması için. Sarp ne çizmiş? Yazar yağmur yağması için bir bulut çizmiş. Bulut çizmiş, evet. Halil de bulut dedi. Muhammed de bulut dedi. Evet, bulamayanlar yazsın. Yazar bulut çizmiş diyeceğiz. Yazar bulut çizmiş. Yazar bulut. Ekranımızda şu an görüyorsunuz cevabı. Bulamayanlar ekrandan yazabilir. Evet. Geldik üçüncü soruya çocuklar. Evet, Cem de bulut çizmiş demiş. Hatice de bulut çizdi dedi. Zeynep de bulut çizdi dedi. Yani mesajlarınızı okuyorum çocuklar, tamam mı? Mutlaka okurum. Gördüğünde. Evet, üçüncü soruya geldik. Yazar çizdiği kuşu ne yapmayı öneriyor? Evet, arkadaşına bir kuş çizmişti. Bu kuşu ne yapmasını öneriyor? Kim söyleyecek? Yazar çizdiği kuşu ne yapmasını öneriyor? İbrahim yazdı ki pencereyi aç, gökyüzüne salıver gitsin demeyi öneriyor dedi. Hatice ne öneriyor? Yazar çizdiği kuşu. Pencereyi açıp onu gökyüzüne salıp gitsin dedi. Evet. Doğru. Tamam. Mikrofonu kapat. İbrahim Karan. Pencereyi açıp gökyüzüne salıvermeyi düşünüyorum. Evet. Cem? Pencereyi aç, gökyüzüne salıver gitsin. Evet, tam da öyle demişti değil mi parçamızda da? Hasan kafes demiş. Kafes ne demek istediğini anlamadım. Kafese mi koysun diyor. Hayır. Ali salmayı demiş. Evet. Ağaç kuş sokak lambası çizmiş demişsin İbrahim. Hayır, bize burada neyi soruyor? Ne yap? Çizdiği kuşu ne yapmasını öneriyor? Yani kuşu al da ne yap diyor bize. Başka söylemek isteyen. Çizdiği kuşu pencereyi açıp onu salıvermesini öneriyor değil mi yazar? Çizdiği kuşu arkadaşına, çizdiği kuşu pencereyi aç, onu salıver gitsin diyoruz. Onu pencereyi açıp onu salıvermesini öneriyor. Evet, yazar son sorudayız. Yazar nelerin resmini çiziyor? Evet, nelerin resmini çizmişti arkadaşına? Evet, Cennet az önce sorun cevabını yazmış. Evet, yazar nelerin resmini çiziyordu? Hamit? Güneş, göl, kuş, yağmur, bulut, telefon, şarkı, sokak lambası ve ağaç çiziyor. Evet. Doğru. Başka?
Muhammed sesini duymuyorum. Takıldı galiba yayınımız. Göl, ağaç, sokaklar. Muhammed bir daha söylesin de yayın takıldı. Göl. Öğretmenim, Bulut, bu ne? Göl, ağaç, sokak lambası, telefon. Evet. Başka söylemek isteyen? Başka parmak kaldırıp söylemek isteyen Cem? Kuş, güneş, bulut, ev, telefon ve ağaç. Evet. Hatice? Yazar, bulut, güneş, kuş, göl, ağaç, sokak lambası, telefon, resmi çizmiş. Evet. Güzel. Evet. Ben de yazdım son sorunun cevabını. Bulamayanlar yazabilir. Evet çocuklar, parçanın sorularını tamamladık. 4 sorumuz vardı zaten. Sorularımızı tamamlamış olduk böylece. 3'ü 4'ü daha geçirmeyen olabilir. Şöyle birkaç dakika tutalım burada. Evet, bu parçamızı da tamamladık. Yavaş yavaş bu sayfayı geçeceğiz. Şuraya ağacı da yazalım. Evet. Geçiyorum bu sayfayı. Evet, Cennet de yazdı cevabını. İbrahim Korkut da yazdı. Evet, tamam. Bu sayfayı geçiyorum yavaş yavaş. Bir sonraki sayfa ödevdi zaten. Sayfa 122 ödevdi. 123 ödevdi. Evet, sayfa 124'e bakalım çocuklar. Dil bilgisi 23 yazıyor. Sayfa 124'teyiz. Herkes sayfa 124'ü açsın. Şu an ekranda gözüken sayfayı açsın herkes. Herkes sayfa 124'ü açsın. Evet, dil bilgisinde yeni bir konuya geçiyoruz. Büyük harfler nerede kullanılır? Onları göreceğiz. Zaten biliyoruz bunların çoğunu biz. Bir tekrardan üstünden geçelim. Evet, büyük harfler nerede kullanılır? Ekrandan takip edin, ekrandan ve kitabınızdan takip edin. Beni dinleyin. Bu arada mikrofonlarımız da kapalı konumda olsun. Ses karışmasın ben bir şey anlatırken. Evet, büyük harfler nerede kullanılır? 1. Cümle büyük harfle başlar. Evet, biz bir cümleye başlayacağımızda mutlaka büyük harfle başlarız, değil mi? Bakın, altta bir tane örnek vermiş. Bu sene 2. sınıfta okuyoruz cümlesini yazmış. Cümlemizin başında ilk kelimemizin ilk harfi büyük, değil mi? Çünkü cümle büyük harfle başlar. İkincisi, özel adlar büyük harfle başlar. Evet, özel isimleri görmüştük hatırlarsanız. Özel isimler, cins isimler falan, onlardan bahsetmiştik daha evvel. Özel isimler cümlenin neresinde olursa olsun, ister başında, ister ortasında, ister sonunda, mutlaka özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır. Bakın burada Doktor Fazıl Küçük iyi bir liderdi. Doktor Fazıl Küçük nedir? Özel isimdir. Bir kişinin ismi olduğu için. O yüzden ilk harfleri büyük. Üçüncü maddemize bakalım. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Hani demiştik ya biz evcil hayvanlarımıza verdiğimiz isimler neydi? Özel isimdi, değil mi? Minnoş, pamuk.
Öyle o tarz isimler. Neydi? Özel isimdi. Özel isim olduğu için de bu hayvanlarımıza verdiğimiz özel adlar cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle başlar. Mert, lütfen mikrofonunu kapatır mısın? Mert, mikrofonunu kapatır mısın? Ha. Evet, hayvanlarımıza verdiğimiz isimler özel isim olduğu için cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle başlar. Dörde bakıyoruz. Parça ve şiirlerin başlıkları. Evet, parçaların, okuma parçalarının ve şiirlerin başlıkları. Şiir dizelerinin ilk kelimeleri büyük harfle başlar. Evet, parçamızın ismi, şiirimizin ismi, başlığı ve şiir dizelerinin yani şiirin her bir satırının ilk harfi büyük harfle başlar. Örneğe bakalım. Bugün küçük resimler parçasını işleyeceğiz. Bakın küçük resimler bir parçanın ismi olduğu için ilk harfleri büyük. K de büyük, R de büyük. B de büyük çünkü bu cümleye başladığımız için cümleye başladığımızda ilk harf büyük olduğu için B de büyük olmuş. O ayrı bir konu. Ama parçamızın ismi de ilk harfleri büyük olur. Parçamızın başlığını oluşturan kelimelerin ilk harfi büyük olur. Bakın burada bir pandacık var bize ne demiş bu kutunun içinde. Konu başlıkları da büyük harfle yazılır. Evet bir konuya geçtiğimizde hani başlık yazıyoruz ya defterimize. Hani hayat bilgisinde, matematikte, Türkçe'de bir konuya geçtiğimizde başlık yazıyoruz ya. Bakın başlıklarımızın da ilk harfleri büyük harfle yazılırmış. Evet. Mesela toplama işlemi yazacağız matematik defterimize başlık. Toplama işlemindeki T de büyük. Toplama kelimesinin ilk harfi T de büyük. İşlemi kelimesindeki İ harfi de büyük olması gerek. Yani başlık yazarken mutlaka başlığımızı oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük olur. Beşinci maddemize bakalım çocuklar. Kitap, dergi, gazete adları büyük harfle başlar. Hani demiştik ya biz özel isimdir. Kitap, dergi, gazete isimleri özel isimdir demiştik ya. Özel isim olduğundan dolayı onların da ilk harfi büyük harfle başlar. Bakın İstiklal Marşı mesela. Özel isimdir. İ ve M büyük. Yalancı Çoban. Bir kitabın, bir hikayenin ismi olduğu için Y ve Ç büyük. Kıbrıs Gazetesi, bir gazetenin ismi olduğu için K'si büyük. Ve son maddemiz çocuklar, belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Mesela önemli tarihler nedir? 15 Kasım, 29 Ekim, 10 Kasım gibi önemli tarihlerin ilk harfleri büyük harfle başlar. Bakın cümle örneğimize. Cumhuriyetimizin cümlenin başı olduğu için C büyük. 15 Kasım 1983'te kuruldu. Evet, Cumhuriyet Bayramı'nın tarihi olduğu için bu. Önemli bir tarih olduğu için bu tarihin oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük. Bakın K büyük, B büyük, D büyük, Y büyük, S büyük, Ü büyük. Aşağıda bir nottan bahsetmiş bize. Ay ve gün adları tek başına kullanılırsa küçük harfle başlar. Yani önemli bir tarih değilse, normal bir tarihi yazıyorsak onlar küçük harfle başlayacak. Mesela kardeşim Mayıs ayında doğdu. Buradaki Mayıs önemli bir tarih değil. O yüzden M'sini küçük yapmış. Okulumuz Cuma günü tatile girecek. Cuma önemli bir tarih değil. O yüzden ilk harfini büyük yazmamıza gerek yok. Bunları birazdan çözeceğimiz alıştırmalarda daha iyi anlayacaksınız çocuklar. Sayfamızı çevirelim. Sayfa 125'i açalım. Sayfa 125'i açalım. Evet, çalışalım bölümü var. Hangi arkadaşımızın verdiği bilgi yanlıştır demiş birinci soruda bize. Burada bir Burhan diye bir arkadaşımız var. Ne demiş? Cümleler büyük harfle başlar. Canan da demiş ki özel adlar küçük harfle başlar. Hangisinin verdiği bilgi yanlış sizce? Burhan'ın söylediği mi yanlış?
Canan'ın söylediği mi yanlış? Kim söyleyecek? Burhan'ın söylediği mi yanlış? Canan'ın söylediği mi yanlış? İbrahim Korkut? Canan'ın söylediği yanlış hocam. Evet, Canan'ın söylediği yanlış. Cem de öyle söyledi. Canan dedi. Hatice hangisi yanlış söylüyor? Canan'ın söylediği öğretmenim. Evet. Zerrin? Canan'ın söylediği yanlış. İbrahim? Karaoğlan? Canan'ın söylediği yanlış. Evet, mesaj da yazabiliriz. Doğru. Sarp? Canan'ın söylediği yanlış. Evet, Cennet de Canan'ın demiş, Zeynep de Canan'ın demiş. Evet, Canan'ın söylediği yanlış değil mi? Ne demiş bize? Özel adlar küçük harfle başlar. Hayır, biz ne demiştik yukarıda? Özel isimler cümlenin neresinde olursa olsun ilk harfi büyük yazılır dedik. Burada Canan bizim söylediğimizin tam tersini söylüyor. Küçük harfle başlar demiş, yanlış. Evet, aşağıya bakalım. Ne diyeceğiz? Nokta nokta verdiği bilgi yanlıştır. Canan'ın verdiği bilgi yanlıştır diyeceğiz. Buraya, bu boşluğa siz de yazın. Canan'ın verdiği bilgi yanlıştır. Buradaki boşluğa siz de yazın. Canan'ın verdiği bilgi yanlıştır. Öğretmenim ama zaten yazılmış olan yerde verdiği yazıyor. Tamam. Sadece Canan'ın yazalım boşluğa. Evet, birinci alıştırmayı yaptık. İkinci alıştırmaya bakalım, ikinci sorumuza bakalım. Birincide bu boşluğa Canan'ın yazdık. İkiye bakalım. Ekleyelim biraz, herkes yazsın. Evet, buraya Canan'ın yazdık. Sayfa 125'teyiz. Evet, ikiye geçtik. Aşağıdaki çizgi film kahramanlarının söylediği cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Evet, burada ne var? Bugs Bunny var. Jerry var. Pembe Panter var. Bu üçünün söylediği cümleler var. Acaba hangisinin söylediklerinde bir yanlışlık var? Bugs Bunny demiş ki A'da, ben Londra'ya hiç gitmedim. Jerry demiş ki, dün satın aldığım Keloğlan adlı masalın kitabını çok beğenerek okudum. Pembe Panter demiş ki, çok işim var. İyi bir plan yapmalıyım. Hangisinin söylediği yanlış? Hangisinin söylediğinde yazım yanlışı var? A mı, B mi, C mi? Kim söyleyecek? Ve neden? Mesaj da yazabilirsiniz. Halil, sen söyle. C. Neden C? Çünkü orada plan yazması gerekirdi. Ha, plan yazdı. Hayır, yani o değil. Planı doğru yazdı. Plan öyle yazılır. Hatalı olan o değil. Büyük harflerin yazımıyla ilgili bir şeye dikkat et. Hatice, sence hangisi? C. Pembe neden, Panter. Neden C? Çünkü Pembe Panter çok işim var diye çoku büyük harflerle yazılmalıydı. Yani çok harfi küçük şeyle olmamalıydı, büyük şeyle olmalıydı. Neden büyük olmalıydı? Çünkü ilk harfsiz diye
İlk cümlenin başlığıydı diye. İlk harfli olmalıydı. İlk harfli olmalıydı. Evet. Muhammed sence hangisi? Öğretmenim ben de D diyorum. Neden? Çünkü çok işim var diye Hatice dediği gibi ben de öğreniyorum. Çok küçük küçük K. Evet. Hasan sence A mı B mi C mi? C öğretmenim. Neden C? Çünkü büyük harften başlamalıydı. Evet, cümlenin başı olduğu için ne demiştik biz yukarıda? Cümleye başlarken her zaman ilk kelimenin ilk harfi büyük olması gerekir demiştik. Burada çokun ç'sini büyük yazması gerekiyordu ama küçük yazmış. O yüzden C'de Pembe Panter'in söylediği cümledeki yazım yanlışı var. Ç büyük olmalıydı, küçük yazmış. Cevabımız C. Evet, cevabımız C çocuklar. Çünkü cümleye her zaman büyük harfle başlanır. Küçük harfle başlamış. C o yüzden yanlış. A'da, B'de Bugs Bunny ve Tom Jerry'nin söyledikleri doğru değil mi? Ben Londra'ya hiç gitmedim. B'si büyük. Bakın cümleye başladığı için cümlenin başındaki ilk harf büyük. B büyük. Londra'da özel isim olduğu için büyük. A doğru. Bugs Bunny'nin söylediği doğru. Burada bir hata yok. Jerry'nin söylediğine bakalım. Dün satın aldım. Bakın D büyük. Cümleye başında büyük harfle başlamış. Doğru. Kelle olan özel isim olduğu için, bir kitabın ismi olduğu için K'si büyük. Doğru. Jerry'nin söylediğinde de herhangi bir yanlışlık yok. Yanlış olan Pembe Panter'in söylediği. Evet, cevabımız C. Evet çocuklar, sayfamızı çeviriyoruz. Sayfa 126 ödev. Sayfa 126 ödev. Mikrofonumuz kapalı olsun lütfen. Sayfa 126 ödev. 127 ödev. Sayfa 126 ve 127 ödev çocuklar. Sadece iki sayfa ödevimiz var Türkçeden. Sayfa 126 ve 127 ödev. Bir sonraki dersimizde artık sıradaki parçamıza geçeceğiz. Evet. 126 ve 127 ödev dedik. Evet, yavaş yavaş Türkçe dersimizin sonuna geldik çocuklar. Bugünkü dersimizde neler gördük? İşte parçamızın sorularını yaptık. Daha sonra dil bilgisi konumuzu yaptık. Büyük harfler nerede kullanılır, onlardan bahsettik. Alıştırmalarını yaptık. Ve sayfa 126 ile 127 ödev. 15 dakika ara veriyoruz çocuklar şimdi. Döndükten sonra hızlı bir şekilde matematik dersiyle devam edeceğiz. Bay bay. 15 dakika ara. Bay bay. Görüşürüz öğretmenim.